Hepinize merhaba. Bugün 2020 KPSS lisans matematik soruları ve cevaplarını paylaşacağız. Arkadaşlar buna geçmeden önce biraz bilgi vereyim. Arkadaşlar biz bunları öğrencinin sınava girmesi doğrultusunda öğrencilerden alıyoruz. Hani ne kadar doğru, özellikle matematik için konuşuyorum. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış onu bilmiyoruz arkadaşlar. Sadece bulduklarımızı size paylaşmak istedik. Ayrıca arkadaşlar Türkçe'nin de belli başlı sorularını bulduk. Hani biraz daha bulalım. Arkadaşlar biraz bayağı bir 15 tanesini bulduk. Şunu bir 20-25 tane yapalım, paylaşacağız. Takipte kalmanızı istiyorum arkadaşlar. Daha önce tarih, coğrafya, anayasa ve günceli paylaştık. Bugün matematik paylaşacağız. Dediğim tarih, coğrafya, anayasa ve güncel kanalımızda mevcuttur. Onu da izleyebilirsiniz. Yukarıda kartlar kısmına bırakacağım. Türkçe için de arkadaşlar biraz daha biriksin, biraz daha soru bulalım. Onu da paylaşacağım. Takipte kalmanızı istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Sınava giren sizsiniz. Bunun ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu siz söyleyin bana yorumlar kısmında. Ben bunları benim sınava giren öğrencilerden aldığım cevaplar. Şimdi hepinize iyi seyirler. Şimdi arkadaşlar soruları teker teker okuyacağım. Hani ne kadar doğru, ne kadar yanlış onu dediğim gibi bilmiyoruz. Torbaya atılıp sonra çekilen 3 sorunun peş peşe geldiği cevaplar. Birinci soru topların toplamı 80'miş arkadaşlar. İkinci sorunun cevabı yok arkadaşlar. Üçüncü sorunun da cevabı yok. Olasılık sorusunun cevabı 1/15. Sayıların çarpımı sorusu 568 = 240. Kümelerle ilgili sorunun cevabı arkadaşlar bulamadık. Yaş problemi sorusunun cevabı 31. Hani tekrarlayalım arkadaşlar. Bu torba atılıp sonra çekilen 3 sorunun cevabı, birinci sorunun cevabı toplamları 80'miş arkadaşlar. 2 ve 3. sorunun cevabı yok. Olasılık sorusunun cevabı 1/15. Sayıların çarpanı sorusu 568 = 240. Kümelerle ilgili sorunun cevabını bulamadık. Yaş problemleri sorusunun cevabı 31. İkişerli gruplara oluşturmak sorusunun cevabı 112. Köklü ifade sorusu kök 10 verilen eşittir 2 arkadaşlar. Yani kök 10 verilen 2'ymiş. Sıralama sorusunun cevabı B büyüktür C'den, C büyüktür A'dan. Faktöriyel sorusunun cevabı 60. Fonksiyon sorusunun cevabı 2/3. Arkadaşlar bir tanesinin cevabı 36'ymış. Çocuk arkadaşların dediğine göre. Ama hangi soru olduğunu bilmiyoruz. Birinci cevabı 45 olan bir soru varmış. Birinci cevabı da 35 olan bir sorunun cevabı varmış. Siz bunu hatırlıyorsanız da hani yorumlar kısmına belirtin. Arkadaşlarımız da buradan faydalansın. Tekrarlıyorum. İkişerli, üçerli gruptan oluşturmak sorusunun cevabı 112. Köklü ifade sorusu kök 10 verilen eşittir 2. Sıralama sorusunun cevabı B büyüktür C'den, C büyüktür A'dan. Faktöriyel sorusunun cevabı 60. Fonksiyon sorusunun cevabı 2/3. Birinin cevabı arkadaşlar 36'ymış. Cevabı 45 olan bir soru varmış. Cevabı 35 olan bir soru varmış. Siz bu hatırlamadığınız soruları eğer biliyorsanız, hatırlıyorsanız da yorumlar kısmında belirtin. Soldaki rakamı silip 10'a bölerek elde edilen kaç 3 basamaklı sayı oluşturur? Cevabı 10'muş arkadaşlar. Mutlak değer içerisinden çarpanlara ayırma sorusunun cevabı 2. Tekrarlıyorum. Soldaki rakamı silip ona bölerek elde edilen kaç 3 basamaklı sayı oluşturulur? Cevap 10. Mutlak değer içerisinden çarpanlara ayırma sorusunun cevabı 2. Mutlak değer içerisinde eşitsizlik sorusunun cevabını arkadaşlar hatırlayan yoktur. Siz hatırlıyorsanız yorumlar kısa belirtin. Hard disk sorusunun cevabı %60. 4 tane öncül verilmiş. 1 tanesi yanlış, 3 tanesi doğru şekilde sorulan sorunun cevabı A + B = 14. Kare ve eşkenar dörtgen sorusunun cevabı 6/2. A, B ve C yakıt tüketimi sorusunun cevabı 3 litre. Tabi arkadaşlar net değil bu. Tekrarlıyorum. Mutlak değer içerisinde eşitsizlik sorusunun cevabını hatırlayamadık. Hatırlıyorsanız yorumlar kısmına belirtin. Hard disk sorusunun cevabı %60. 4 tane öncül verilmiş. 1 tanesi yanlış, 3 tanesi doğru şeklinde sorulan sorunun cevabı A + B = 14. Kare ve eşkenar dörtgen sorusunun cevabı 6/2. A, B, C yakıt tüketimi sorusunun cevabı 3 litre. Tabi cevabı net değil, bunu söylediğim gibi. Çember açı x kaçtır demişti, cevap 20. Altıgen sorusunun cevabı 22/3. Gömbek dizideki açı sorusunun cevabı 42. Tekrarlıyorum. Çemberdeki açı x kaçtır demişti, cevap 20. Altıgendeki sorunun cevabı 22/3. Gömbek dizideki açı sorusunun cevabı 42. Bu kadar arkadaşlar. Siz tabi bunları durdurup hani ayrıntılı bir şekilde bakarsınız. Bizim hatırlayamadığımız soru varsa sizler cevabını bekliyorum arkadaşlar. Özellikle şuradaki soruların, şurada hatırlayamadığınız soruların cevabını biliyorsanız da hani yorumlar kısmına belirtirsiniz. Arkadaşlarınız oradan faydalanır. Biz öğrencilerin doğrultusunda aldığımız bu cevapları sizinle paylaşmak istedik. Türkçe ile ilgili birkaç soru bulduk arkadaşlar, yaklaşık bir 10-15 soru bulduk. Biraz daha bulursak arkadaşlar paylaşacağız. Buna bahsettiğim her türlü yine paylaşacağız. Sizin takipte kalmanızı istiyorum. Sınavda nasıl geçişleri olmak kısmına belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalmanız dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.